Ben Işıl Ayman, 16 yaşındayım. Çok küçük yaşımdan beri aslında sosyal medyayla iç içeyim. Videolar çekmeyi, özellikle coverlar çekmeyi, şarkılar söylemeyi çok seviyorum. Genelde müzik dolu günler geçiriyorum ve çok mutluyum. Hayatımda hiç ben müzisyen olacağım dediğimi hatırlamıyorum. Çünkü müzik her zaman benim kendimi ifade ediş biçimimdi. Her zaman kendimi müzikle anlatıyordum. Bunun tabii ki hani müzisyen bir aileye doğmamın da çok etkisi var. Yani aslında müzik başlayan bir şey değil de neredeyse hep var olan bir şeydi. O şekilde devam ediyor. Şarkı yazmak benim için inanılmaz bir süreç. Sanki hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuk gibi. Çok küçük yaşımdan beri günlükler tutuyorum aslında neredeyse yazmayı öğrendiğimden beri. Hayatımda müzik dediğim için sanırım bir noktada bu günlükler ve müzik bir yerde birleştiler. Ve şarkılar çıkmaya başladı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama çok seviyorum şarkı yazmayı. Hep Aşkın da çok keyifli bir süreçti. Özellikle klip sürecinde inanılmaz güzel bir ekiple çalıştık. Ve tabii ki eğlenceli bir şarkı olduğu için de TikTok'ta bir sürü içerik üretebildik bunun için. Şahane bir şeydi benim için. Çok keyif aldım. Müzik hem sevgi hem disiplin isteyen bir şey. Ailem açıkçası beni küçüklüğümden beri hem büyük bir disiplinle, bir çalışmayı öğreterek hem de aslında kocaman bir sevgiyle büyüttüler. O yüzden hem disipline hem de sevgiyi sonuna kadar tadabilmiş olduğumu düşünüyorum. Ve tabii ki bu müziğe de yansıdı çünkü müziğin bir parçası. Ve tabii ki çok destekler. O yüzden peki. Sahnelere başlamak çok istiyorum. Geleceğe yönelik en büyük hedeflerimden biri sahne yapmak. Artık sahnede olmak istiyorum. Orası benim özgürlük alanımmış gibi hissettiriyor. Yeni şarkılar yazmak, onları paylaşmak istiyorum. Tabii ki daha çok dinleyiciyle buluşmak istiyorum. Ya aslında istediğim çok şey var. Yani bu hem sosyal medya konusunda hem de müzik yolculuğunda biraz olsa da bütün hayallerimden, bütün hepsinden yararlanmak, hepsini denemek ve deneyimlemek çok istiyorum. TikTok işin eğlence kısmını benim hem en doğal hem en içten hem de en kendim gibi yansıtabildiğim yer. Aşırı keyif alıyorum. Kendim yaptıklarıma gülüyorum. Başka şeyleri izlerken gülüyorum. Ayrıca gün içinde de vakit geçirmeyi çok sevdiğim bir platform olduğu için TikTok. Genel olarak müziğe çok katkısı var bir yönde diyorum. Ve artı olarak özellikle eski şarkılardan ve unuttuğumuz eski şarkıların çoğu TikTok'ta tekrar karşımıza çıkmaya başladı. Bu konuda gerçekten çok mutluyum. Çünkü bazı şarkıları çok özlemiştik. Ve artık hepsini tekrardan biraz da TikTok sayesinde hatırlayıp dinleyebiliyoruz. Hepsini tekrar playlistimize ekledik. Bu kadar keyif aldığım bir sosyal medya uygulamasının içinde olmak çok güzel bir şey. Işıl'ın çocukluğu çok eğlenceliydi. Kendisi eğlenceli bir çocuktu. Yani sınav kağıtlarına bile çiçek, böcek, kuş resimleri çizen bir çocuktu. Her şeyi böyle bir tatlışlık katma peşindeydi. Zaten müziğin içinde doğdu Işıl. Bir ara hatta böyle 3-4 yaşında karşısına kim çıksa işte bizim bir arkadaşımız geliyor. Sen ne çalıyorsun falan diye soruyor. Ona göre herkes bir şey çalmak zorunda, bir enstrüman çalmak zorunda. Işıl'ın müzik hayatında bir şeyler yapması, sosyal medyada içerikler üretmesi ve bunu müzik üzerinden yapması bizim ailesi olarak çok hoşumuza gidiyor. O zaten kendini artık bir müzisyen ya da işte besteler yapan bir sanatçı gibi ifade etme yoluna girdi. Ve biz birdenbire işte şarkılar yazan kızımızın şarkılarını dizilerde, radyolarda, televizyonlarda falan duyarken bulduk kendimizi. Dolayısıyla biz bunu destekliyoruz tabii ki artık. Yani desteklemeden ziyade onun bu müzikal yolculuğunda yanında yürümeye çalışıyoruz. Çocuğu sosyal medyada paylaşım yapan bir anne olarak ben bundan çok mutluyum. Yani çocuklarımız kendilerini ifade edecek bir platform bulmuşlar, bir alan bulmuşlar. Kendilerini bu şekilde ifade etmeyi kabullenmiş ve bu şekilde ifade etmeyi bilen çocuklara çık şunu yap, çık bunu yap, onu yapma falan demek bana doğru gelmiyor. Yani ne güzel işte orada bir ortamları var, bir şeyler paylaşıyorlar. Mutlu oluyorlar, beğeniler alıyorlar, onlar birilerini beğeniyor. O yüzden hani TikTok gibi bir ortamda yani özellikle kendini ifade etmeyi ifade edebilen diyeyim ve de hatta bununla böyle kendine de bir ortam yaratmış bir çocuk bence bir anne baba için iyi bir çocuk yani. Sevinmeleri ve tadını çıkartmaları lazım diye düşünüyorum. Benim hoşuma gidiyor şahsen şunun yaptığı paylaşımlar TikTok'ta.